Şu anda da Hadep basınında çalışıyorsunuz. Hadep Basın Bürosu'nda basın çalışmalarını yürütüyorum şu anda. Tüm bu çalışmalarının arasından siz edebi çalışmalarınıza da zaman ayırabiliyorsunuz. Şiirlerinizde ana temayı soracağım ben size. Ana teman nedir? İşlediğiniz temel şey nedir? Bir de esin kaynağı nedir? Aşk. Yani tabii ki bugüne kadar edebiyatta, şiirde en çok işlenen kavramdır aşk. En çok anlatılan, yüreklerden, beyinlerden en fazla dökülen, ifade edilen şeydir ama nedense bir türlü tanımlanamamış. Yani tanımlanmış ama herkes kendi bakış açısıyla tanımlamış. Herkes kendi ifadesiyle tanımlamış. Benimki şiir yazmam daha çok yönlendirme ile, arkadaşların telkinleriyle, iknalarıyla söz konusu oldu. Yoksa benim şiir yazmak gibi bir iddiam yoktu. Yani yazıyordum ama kendim beğenmiyordum. Yırtıp atıyordum ya da bir köşede kalıyordu öyle. Daha sonra arkadaşlarım bunun kalıcı olması gerektiğini söylediler. Ve ben kalıcı yapmak için uğraşmaya başladım. Tabii şiirde belli bir kültür birikimi, belli bir felsefi anlayış, belli bir yaşama bakış, algılama, insan duygularını, sezgilerini, doğayı, yaşamı, evreni ifadenin olması gerekiyor. Bu anlamda yani ben dört başı mamur böyle çok da şiirine bir karakter kazandırmış, çok da donatmış vesaire gibi bir iddiam yok. Ama şiir yazıyorum ben gerçekten ve bu yazdıklarımın yaşamı belli bir boyutuyla tanımladığı iddiasındayım. Bu tanımlama örneğin günümüzde daha çok serbest vezin şiir yazılıyor. Ben uyaklı yazıyorum. Serbest vezin de var. Ama daha çok halk şiiri tarzında uyaklı şiir yazıyorum. Bu belki belli bir kolaylığı da beraberinde getiriyor. Neden? Çünkü Anadolu bu açıdan çok zengin. Mezopotamya kültürü bu açıdan çok zengin. Karacaoğlanlardan, Pir Sultanlardan, yakın zamana kadar Veysellerden, Aşık Mahzunilerden esinlenmemek, etkilenmemek mümkün değil. Ama bir de kendinize ait olması açısından bir tarzınızın, üslubunuzun sözcükte de, içerikte de, temada da, ritimde de olsa bir özgünlüğünün olması gerekiyor. Onu ne kadar sağlayabildiğimi bilemiyorum onu bakalım. Bir de sizin yazarkenki şeyinizde dikkat çeken bir yan daha var. Gidip görme ve araştırma gibi bir yanınız var. Evet. Görmeden yazılamaz mı? Yani şart mı yazabilmek için ya da bir şiiri ele alabilmek için görmek şart mıdır? Görmek şarttır ama gözle görmek o kadar da şart değil. Gözle gördüğünüzü yürekle yorumlamak, beyinle algılamak belki aslı o. Yoksa bir obje gözünüze hitap ederken onu yüreğinizle tanımlayamadığınız zaman onun şiir olabilmesi mümkün değil zaten. Sizin ifade ettiğinizi tabii ki anladım ben. Bir yaşam kesitine tanık olmadan, o yaşam kesitini kendi gözlerinizle görmeden anlatmak biraz ultra oluyor, biraz kopuk oluyor, biraz eklektik oluyor. Dolayısıyla ona tanık olmanız, onun içerisinde bir süre en azından bulunmanız gerekiyor. Onun için şimdi Ankara'dan kalkıp da Mardin'i yazmak ne derece şey olur? Ancak okuduklarınızdan, gördüklerinizden kaynaklı olabilir. Ama Mardin'e gittiğinizde, Mardin'i dolaştığınızda, gezdiğinizde, oradaki insanların davranışlarını, Mardin'in doğasını, kültürünü, tarihi kalıntılarını vesaire gördüğünüzde bu düşünce zenginliği, duygu derinliği, yorum gücü katıyor. Ve dolayısıyla bir avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Bu avantajla yazma gücünü pekiştiriyor. Yazma gücüne bir değer katıyor, bir felsefe katıyor. O açıdan görmek gerekiyor tabii. Sizin son bir çalışmanız da var. Siz yazmaya başlamadan önce böyle bir plan çıkarttığınızda bu planlamanın ilk çerçevesi ne oluyor? Doğrusu ilk çerçevesi elbette ki biraz önce söylediğim gibi hümanizm, doğanın değerleri, yaşamın değerleri. Fakat standart işte şöyle olsun diye çok fazla şekillenmiş bir şey olmuyor. Biraz kendi seyri içerisinde gelişiyorum. Başlamadan önce o ön aşamaları neler oluyor daha çok? Ön aşamaları biraz esinti, biraz çokça bilinen işte ilham, nereden ilham alıyorsunuz? Moral değeriniz ne? Moral kaynağınız ne? Mesela ben
Aşık Veysel'i dinliyorum. Hala Aşık Veysel'i dinliyorum. Çok seviyorum sesini, sazını, şiirindeki temayı vesaire. Kulli Metin şiirlerini okuyorum. Pir Sultan Abdal'ın şiirlerini okuyorum. Ayrıca bunun günlük yaşamda tekabül ettiği, günlük yaşamda halkın nazarında ne kadar benimsendiği, ne kadar idrak edildiği, bunun bir yaşam biçimi haline gelip gelmediği noktasında gözlemler var. Esin kaynakları daha çok bu oluyor. Ya da son dönemde, son 30-40 yıllık süre içerisinde Türkiye'de yaşanan toplumsal acılar, bu acıların ortaya çıkardığı depresyon, yani toplumsal sirkülasyon, toplumsal savrulma, bu savrulmaların ortaya çıkardığı acılar, yokluklar, yoksulluklar vesaire. Bu açıdan Türkiye belki abes bir deyim olacak ama çok verili bir zemin, çok uygun koşulların olduğu bir yer. Sizin belki de bizim yaptığımız şey şu oluyor. Onları alıp böyle sistematize etmek, biraz düzenlemek ve bu düzenin bir şiir kalıbına oturtulması. Yoksa yoksulluk da var, acı da var, yokluk da var, itilmişlik de var, susturulmuşluk da var, antidemokratlık da var. Bunların hepsi mevcut. Ama bunları görebilmek için gözün açılması gerekiyor. Bu gözle görüp yürekle algılama, yüreğin burgaçlarında biraz dolaştırma, biraz gezdirme ve duygu olarak dilden dışarı dökme. Herhalde böyle oluyor. Sizin yaşam tecrübelerinize dayanarak da soracağım. Tüm bu yaşam tecrübelerinden sonra şiirlerinizde o kültürler buluşmasını sağlayabiliyor musunuz? Belli bir ölçüde sağlayabildiğin Yani en azından düşüncesindeyim. ona inanıyor musunuz? Elbette ki yani onu ben sağlayabiliyorum desem farklı olur şimdi. Umuyorum ki o kamuoyuna sunabildiğim zaman onun değerlendirmesi söz konusu olacak ama ben yazarken veya düşünürken o Türkmen köyünün bende bıraktığı psikolojiyi de taşıyorum. Alevi kültürünün izlerini de taşıyorum. Bugünkü yurtsever demokratik düşünce sistematizesinin, düşünce değerinin felsefi yanını da algılayabildiğim, idrak edebildiğim kadarıyla taşıyorum. Ve bunun içerisinden bence Anadolu'yu, Mezopotamya'yı inançsal olarak, yaşamsal olarak ifade edebilme çabası var. Ama bu ne kadar ifade edildi, ne kadar idrak edildi, toplumda ne kadar değer bulur, ne kadar istenilen yere hitap eder, o konuda bir şey diyemem. Onu artık kamuoyuna mal olunca değerlendirilir. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Türkiye'den buralara kadar geldiniz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bugünkü programda kültürler arası ilişkilerden yaşamın ortaklığını yakalamaya çalıştık. Bu buluşmaların devamında görüşmek umuduyla. Sağlıcakla kalın.